tribute. Şehir yukarı şehir anlamında. Yani evet. Aşağıdan yukarıya gelmelerde bir göçmeler başladı. Tabii. Ve bir ara durmuş. Tabii onları biz bilmiyoruz, bilemiyoruz. İşte bu 70'lerde falan. Evet. 70'lerden 80'lere kadar. Evet. İşte bazı Şimdi diyoruz ki bir kısım göçü durdurmak, Besni'ye gelmek özleminde olan bir esnaf, bir Besni'nin İş adamı olsun, diğerse kültürlü bir kişinin parası var, yatırım yapacak, emekli maaşı var, bu memlekete özlem var. Buna kolaylık sağlanması, bir de Beslilerin, böyle bir toplanalım diyorum, Besli, İstanbul, Uşak, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Besli. Bir fon dediğim yani bir vakıf kuralım, bir banka. Vakıf olsun. Mesela ben Garanti Bankası'nı Karayolları'nın ilk gelen müdürü kurdu bu adam. Kurucusu budur. Dündar Kopar. Ve bugün gelişti Türkiye'de, Garanti Bankası gelişti sermayesiyle Türkiye her tarafını ağlamıyor. Adapazar Bankası var, birçok yerde kişiler, Eskişehir Bankası var. Biz Besni'ler olarak, kendi kapsamımızda, katkıda bulunarak bir böyle bir şirket kursak, burada ne lazım? Fıstık mı lazım? Toplayalım. Almanya'dan gelsin müşteri, biz burada Besni'nin halkı satsın. Burada değerlensin. Tabii o ha. Çok doğru ha. Bir olay. Şimdi ikincisi bir kap projemiz var. Tabii. Kap. Bir Besni'ne biliyorsun atılgan. Yılanın deliğine elini sokar, hiç yılmadan çeker alır. Buradan da payını almaz için, hem burada yatırım, ille de bu dokuma sanayide söz sahibi, başka sanayide de söz sahibi olsun. Mesela saça sanayine gider, ondan sonra daha değişik sanayine evet. Gider, birçok sanayi doğacak. Konserve sanayine gider, konserve sanayine gider de bu daha değişik bir kapsamı işler de açılacak. Buna. Efendim şimdi bu kaba gelince, şimdi kabın şeyleri değişir, yani boyutlar değişir. Bugün şöyle diyeyim, bugün kap olayı olunca, şimdi biliyorsunuz Urfa'da, ağırlığı Urfa'da olan bir evet. Şey. Hani bize yetişmeyen bir hükümet yatırımı, devlet yatırımı. Evet. Şimdi şu olabilir, hani bugün bir çiftçi fabrikası Besni'de istediğin kadar çalışıyor. Bir evet. İplik fabrikası istediğin kadar çalışıyor. Evet. Efendim bilemiyorum, bir yine dokuma istediğin şekilde çalışıyor. Bir halı fabrikası istediği gibi çalışır. Hani evet. Buradaki insanlar gerçekten işi bilen, yani işi üzerinde duran, hani evet. Sebatlı ve çalışkan insanlar. Evet. Hani Besni'nin halkı şunu yapamaz diye bir olay yok. Yok. Hani Besni'nin halkı yaparım dedikten sonra, ortamı bulduktan sonra her şeyi yapar. Evet, şapkasına da gidiyor. Evet. Evet, şimdi sizin aşağı şehirde obanız hangisiydi biliyor musun? Hatırlıyor efendim, musun? Bizim meydan mahallesi. Tabii ben bilmiyorum. Ha, meydan bilmiyorum. Mahallesi. Meydan evet. Mahallesi olarak. Yani. Peki. Şimdi senden sonra senden sonra gençlere bugünkü ortamda ne tavsiye edersin? Ticari şeyde nasıl bir genç olmalı? Yani bu çağa ayak uyduran nasıl bir genç görmek istersin? Sen efendim, işte şimdi en önce ben tahsil öneririm. Yani tahsil. Evet. Şimdi biliyorsunuz tahsil yapan
boşta kalıyor ama tahsil devamlı boşta da kalsa, işte de olsa tahsil yani insanın bir kalayı gördüm ben. İnsanın hakikaten cemiyete giden bir yol planlı programlı olur. Hiçbir şey değil. Planlı cemiyete olur. Giden bir yol olur. Yani bir evet. Olgun bir insan sınıfında. Tabii. Bilinçli bir insan. Tabii. Hani bugün kültürü olan bir insan tam branşının tam tersine de bir iş yapsa bile bir bakıyorsun ki bir tertip ve düzen içerisinde. Tabii. Onu mutlaka öğrenin, tahsil evet. Çok çok şart. Gerçi Besin'in okur yazar oranı %100'ü bulunur. Evet çok. %96 olsa gerek. Şimdi bizim de bu filmi yapmamızdaki gaye Besin'in halkı birbirini tanımıyor. İşte bu canlı senin şimdi Türkiye çapında ne iş yaptığını bütün Besin'le bilecek. İşte biz bu kavuşturmayı Besin halkının morali vereceğiz. Bak Besin halkı her şeyin üstesinden gelen kişimiz var. Bugün bu film İstanbul'da oynayacak. Bütün Besin'ler görecek. Derneklerde. İzmir'de oynayacak. Öyle. Ne olacak? Bütün Besin'i gururla kendi vatandaşına sahip çıkacak. Kendi milletinin yapısına sahip çıkacak. Birbirine yardımcı olacak. Gayemiz de bu. Bir de aile soylarımızı canlı tutarak böyle mesajlı olarak yaşamını sağlayacak. Gelecek nesillere bir örnek olacak. Babam mı? İşte, bir de şu var yani şimdi şöyle. Hani Besli'nin tüm insanıyla yani tüm insanıyla övünebilir insanlar. Yani tabii. Besli'ler kendi insanlarıyla övünebilir insanlar. Tabii. Yani bu Besli'de hiçbirisi bir insanın yüzü karası değildir yani. Değil. Yani değil. Hepsi hakikaten pırlanta gibidir. Tabii. Herkes yani işine sarılır. Evet. Cidden yani dayanışmaları güzel. Evet. Bugün örneklerini görüyoruz. Antep'i görüyoruz, İstanbul'u görüyoruz. Dernekleri var gidiyoruz. Günleri onu, geceleri onu gidiyoruz. Evet. Hani görüyoruz gerçekten hani Besin'i şöyle bir tabirle bir tabir de yapsak doğru. Besin'i asil bir insan diyebiliriz. Asil evet. Bir millet tabii. Diyebiliriz. Aslında biz Türkmenlerin en asil konuşanı. Şimdi bir eksiğimiz var. Size de söylüyorum. Besin'e bir folklor kuracağız. Besinliler folklor. Bizim zengin kültürümüz var. Bu şey üzerine, folklor üzerine. Tabii, tabii. Ha. Şimdi bu folkloru kuralım. Şimdi diyelim ki Besin'e bir karargah kurduk, folkloru kurduk. Adana'da bir hemşehrimizin düğünü var. Tabii. Gitsin Besin'in özlemi. Kim gelecek o düğüne? Besin halkı gelecek. Tabii, ben ve bir yerden gelecekler. Bir yerden gelecek diyecek ki ya Besinliler bak kültürü. Zaten insanları bu şeye götüren de budur, tiyatro bu özgürlüğe. Ha ne güzel bir şey. Diğer komşular da bakacak ki gerçekten zengin bir kültürümüzü sergileyeceğiz. Kendi vatandaşımızın şeyini, özlemini giderecek. Ondan sonra binecek arabasına gelecek Besin'e. Antep'te Besin mi evleniyor? Hemen gidecek, onların dilediği şekilde Antepleri, Besin'leri eğlendirecek, düğünü yapıp gelecek. Yani Besin'lerin emrinde, Besin'lerin hizmetinde bir folklor kurmak istiyoruz. Bunu ben ortaya attım. Siz de nispet menfi katkıda bulunur musunuz? Mutlaka tabii. Mutlaka. Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yani İşlerinizde başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Yani bir de bunların bizim bazı şeylerin festivalleri olur. Yani bugün mesela bir ara tabii. Bir kavun festivali yaptık. Tabii. Ve çok da başarılı, çok güzel bir olaydı. Daha geniş kapsamlı. Tabii olalım. Daha geniş bir olay, daha değişik bir tabii. Şeydi. Mesela diyorsunuz ki bir dernek gibi. Hani bir Besin'in birliği gibi, Besin'in derneği gibi. Şimdi folklor hani, deyince zaten büyük kapsamlı olacak. Folklor olunca, folklor tabii ki insanın yani özü demek yani. Evet. Öyle bir şey.